Ahmet Aşk getiren F. Gülen'e sesleniş. Amerika korumayacak. Belki korumak istedi ama Türkiye çetin çıktı. Tayyip Erdoğan'a ile de, koca halkı ile de. Biden'ın beden dilini okuyan Amerika'nın geldiği noktayı görür. Yargı süreci vesaire sonunda iade gerçekleşecek. Olmadı daha kötü sonuçlarının tahminini yapanlar var. Türkiye'ye gelip konuşmanı önleme amaçlı bir CIA operasyonu çerçevesinde etrafındaki bir Türk veya Müslüman asıllı bir Amerikalıya infaz ettirmek gibi. Amerika böyle örtülü operasyonlara zemin hazırlar mı sorusuna ise kimse hayır demiyor. Bu iş bitti bayım. İslam dünyasında yaşanan kaht ricali adam kıtlığını aşmak için gerekli olan insan yetiştirme projesinin Türkiye'yi vurmak gibi bir ihanetin aracı haline getirilmesi herhangi bir hareket için cürüm olarak yeter de artar bile. O kadar masum şeyler çamura saplandı ki. Türkiye'de hareketin geldiği noktaya bak bir. Hadi siyasi kadrolar şöyle veya böyle sahiplerle karşı tavır almış olsun. Millete ne diyeceksiniz? 241 insan can vermiş, binlerce yaralı var. Neredeyse herkese dokundunuz ve kötü dokundunuz. Herkesin içinde bir yara açtınız. Biz yokuz inkarları kimseyi inandırmıyor. Çünkü öylesine güven tahribatına yol açtınız ki Sizde gerçek nedir'in cevabı kayboldu Bu darbenin içinde yer aldınız Orduda vardınız Hem çok çok vardınız Ve siz o varlığı milletin seçtiği insanları vurmak için kullandınız Azıcık basiret olsa Bu memleketin bağrında yaşayan Menderes acısının nüks edeceğini düşünür Böyle bir çılgınlığa kalkışmazdınız Diyelim merkezi iradeden bağımsız kalkışanlar oldu Mani olurdunuz Ama bu cürme ortaksınız Bu cürmün içindesiniz Söyleyeceğim şu, böyle durumlarda biraz şeref hassasiyeti, biraz batılıların şövalyelik dediği bizim dilimizde civan mertlik denen duygu varsa en öndeki adam ortaya çıkar ve ne yapacaksanız bana yapın işte geldim der. Ablalar adı altında başı örtülü kadınların sıra sıra polislerin önünde emniyete adliyeye götürüldüğünü gördükçe içim acıyor. O askeri lise öğrencileri çarkın içine düşmüşler ve bugün ne yapacaklarını bilmiyorlar. Pek çok evde acaba bugün kapımız çalınır mı endişesi yaşanıyor. Biz aman adalete dikkat çağrıları yapıyoruz yönetenlere karşı. Ama böyle dönemler böyledir. Göz gözü görmez olur, kuru yaş savrulur. Amerika er geç verecek, aslında vermediği her saniyede onun korumasında bulunan kişi için zilletin devam ettiği anlamına geliyor. Ne yani Amerika'nın Türkiye'ye karşı koruduğu bir adamın izzeti mi olur? Ama Amerika'nın da bir real politiği var ve onun şu sıra Türkiye'nin beklentilerini karşılamak gibi bir yolda ilerlediği açık. 3-5 ay sonra Hillary gelir, ona şu kadar seçim finansmanı yapmışız, bizim elimizden tutar diye düşünülüyor. Kitlelere bu bir ümit gibi pompalanıyorsa bu da zilletin diğer boyutu. Hileride real politikten kurtulamaz. Hicretle, başka dini söylemlerle avutma insanları. Hicrete yazık ediyorsun, diğer dini aidiyetlere yazık ediyorsun, yazık. Bu harekete safiyane duygularla katılmış binlerce insan var. Onların bir kısmı koptu ama böyle yapılardan kopmak da kolay değil. Herkes biraz beyin operasyonuna maruz kalmıştır ve merkez özgür bırakmadıkça özgürleşemezler. Biraz statü edinmiş olanlar başka, çıkar edinenler başka ama hizmetin de motive ettiği insanlar var, bırak onların yakalarını. De ki, evet çağırdım geldiniz.'' yürüdük 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 ama işte çamura saplandık. Bunun vebali benim omuzlarımda. Bana inandınız ve peşim sıra yürüdünüz. Bu iş Amerika'da sonuçlanmamalıydı. Bu iş darbe girişimi ve eller kanlanmış olarak sonuçlanmamalıydı. Bu iş diğer Müslümanları vurmaya varmamalıydı. Sizin samimiyetinize layık değilim. Bırakın peşimi. Ve gel Türkiye'ye milletin huzuruna çık ve de ki bütün suç benim başkalarını bırakın beni yargılayın Kırk yıllık savunmamı kendim yapacağım. Milletim affeder etmez ama onun huzurunda hesap vermeye geldim. Amerika'da ölmek istemiyorum. Sanki Medine'den kaçıp Bizans topraklarında can vermiş gibi Amerika'da ölüp bana inananların yüzünü bir kere daha yerlere sürmek istemiyorum. Bu bir civan mertlik imtihanıdır bayım. Görelim bakalım civan mertliğiniz kaç karat? Ahmet Taş getiren Star.